İyi akşamlar. Aylık TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Sedef Cimiç. Gündeme dair gelişmelerle sizlerle beraberiz. Günün ilk haberi. Ordu'da cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. Bugünden itibaren 81 il genelimizde toplu taşıma araç durakları, cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. Dedim ya ona öyle diye. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bütün illerde valilik ve kaymakamlık tarafından belirlenecek olan cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar, toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içen vatandaşların maskelerini çene altına indirmelerinin oluşturduğu risk karşısında İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Dedim ya ona öyle diye. MHP'de tek aday Naci Şanlıtürk. Ordu geneli ilçe kongrelerini tamamlayıp MHP İl Kongresi 15 Kasım Pazar günü yapılacak genel merkez tarafından kısa bir süre önce atamayla göreve gelen Naci Şanlıtürk kongrede tek aday gösterildi. Hem bu kahvaltıyla birlikte, bu vesileyle birlikte yeni atadığımız ilçe başkanlarımızı da basına tanıtalım istedik. Burada kısaca ben isterseniz... Başkan Şanlıtürk konuyla alakalı olarak kongremiz pandemi önlemleri doğrultusunda seyirci katılımı olmadan sadece delegelerimizin katılımıyla olacak. MHP Ordu 13. olağan il kongremiz 15 Kasım 2020 Pazar günü Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kongremiz Milliyetçi Ülkücü Hareket Partimiz ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm teşkilatımızı ve delegelerimizi yapacağımız kongreye davet ediyorum. İstiklal için birlik, istiklal için dirlik kazanan Türkiye olacaktır dedi. Emekleri olmuş bir ağabeyimiz. Çamaş Ahmet Uygun yine camiamızın içerisinde bulunmuş değerli bir ağabeyimiz. Çaybaşı Yunus Semiz, iç mimar arkadaşımız. Yunus kardeşim herhalde yetişemedi. Birazdan o da katılacak. Mesudiye Hasan Açıkgöz. 24 Kasım'da öğretmenler yarışacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle alakalı bu önemli günde öğretmenlerimiz farklı etkinliklerde bulunacak. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Oturun bakalım. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle 16 Kasım 2020 Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Çok Amaçlı Okul Salonu'nda öğretmenler arası Ferdi Dart Turnuvası, 19 Kasım 2020 Perşembe günü ise Ünye Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda öğretmenler arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, 20 Kasım 2020 Cuma günü Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda öğretmenler arası Ferdi Masa Tenis Turnuvası düzenlenecektir. Karadeniz'de PKK'ya büyük darbe. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'na vurulan büyük darbe Türkiye ve Yunanistan sınırlarında PKK'lı teröristin ifadesine yansıdı. Edirne'den Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda yakalanan Rezzan Erzingan, KOD adlı PKK'lı terörist GD, Giresun'a getirildi ve güvenlik güçleri tarafından ifadesi alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen GD, kendisinin de içerisinde yer aldığı PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu ile güvenlik güçlerinin İHA ve SİHA destekli operasyonları sonucu örgütte yaşanan panik ve son dönemde artan kaçışlar hakkında bilgiler paylaştı. GD ifadesinde 2015 yılında örgüte Tunceli'de katıldığını, burada örgütsel eğitim aldığını söyledi. Karadeniz bölgesinde sözde açılım grubuna destek amacıyla 2018 yılında bölgeye geldiğini anlatan GD, Giresun ve Gümüşhane kırsalında bir süre kaldığını belirtti. Örgüt üyesi güvenlik güçlerinin aralıksız devam ettirdiği operasyonlar nedeniyle bölgede büyük zorluklar yaşadıklarını ve barınamadıklarını itiraf etti.
Yağlıdere ilçesi kırsalında 12 Eylül 2018 yılında ise güvenlik güçleri tarafından Çiğager Kod adlı Serdar Pekmez'in etkisiz hale getirildiği grupta yer aldığını, itiraf eden GD çatışmadan kaçarak kurtulduğunu belirtti. GD güvenlik güçlerinin arama faaliyetleri nedeniyle destek yollarının kesildiğini, bunun yanı sıra gizlenme ve gıda malzemeleri olmak üzere diğer konularda da büyük sıkıntılar çektiklerini işaret etti. Yaşanan sorunlar nedeniyle sözde Karadeniz Açılım Grubu'nda görüş ayrılıkları ile kopmaların yaşandığına değinen GD, operasyonlarla PKK'nın Karadeniz Açılım Grubu'nun çökertildiğini, aralarında bölge sorumlularının da olduğu birçok ismin öldürüldüğünü, yaşanan sıkıntılara dayanamayan bazı isimlerin güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisinin ve geride kalan az sayıdaki örgüt üyesinin de bölge dışına kaçtıklarını belirtti. GD, Karadeniz'de PKK'nın varlığının kalmadığını ve faaliyetlerin tamamen bitirildiğini itiraf etti. SGK ve vergi prim borçlarına gelen yapılandırma yasalaştı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği vergi borçlarını yapılandırma kanuni teklif mecliste kabul edildi. Vergi borcu yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyen vatandaşların kanunun çıkarıldığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler 2 ayda bir ödenecek, ilk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılması durumunda işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi Ocak 2021'de gerçekleşecek. Teklifle gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı kredilerde yapılandırılabilecek. Konuyla alakalı başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nden muhtarlara MÜBİS kolaylığı. Ordu Büyükşehir Belediyesi muhtarların hizmet ve çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla muhtarlık bilgi sistemini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Ordu ilinde bulunan 772 mahalle muhtarı arasında koordinasyonu sağlamak, interaktif ortamda zaman kaybını ortadan kaldırmak, taleplerini dile getirebilmeleri için mahallesinde devam eden, tamamlanan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi akışı sağlamak amacıyla MÜBİS sistemi muhtarların kullanımına hazırlandı. Türkiye'deki bazı büyükşehir belediyelerinin kullandığı sistemin Ordu'da hayata geçirildiğini söyleyen Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Bekir Karakış, "Muhtarlarımız demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik ediyorlar. Onların çalışmalarını ve hizmetlerini kolaylaştırmak için biz de Büyükşehir Belediyesi olarak projeler üretiyoruz. Bu anlamda ülkemizde bulunan bazı büyükşehir belediyelerinin kullandığı muhtarlık bilgi sistemi MÜBİS uygulamasını muhtarlarımızın kullanımına hazırladık," dedi. Ünye'de toplanan köpekler farklı sokaklara tekrar salınıyor. Ünye ilçemizde sokak ve mahalle aralarında başıboş dolaşan köpekler vatandaşlarımızı tedirgin ediyor. Özellikle sabah saatlerinde kadın ve çocuklarımızın yaşamını kısıtlayan başıboş köpekler kontrol altına alınmayı bekliyor. Ünye A52 TV WhatsApp ihbar hattımıza ulaşan vatandaşımız yetkililere şu cümlelerle seslendi. "Saraçlı Mahallesi Çoldur Sokak'ta yaşıyorum. Çocuklarımı güvenli bir şekilde sokağa çıkaramıyorum. Farklı mahalle yollarını kullanmayı denediğimde de aynı durumla karşılaşıyorum. Ayrıca belediye ekiplerinin topladığı köpekleri mahallemize saldıklarına da defalarca şahit oldum. Sokak köpeklerinin de diğer hayvanlarımız gibi yaşam alanlarının doğa olduğunu biliyorum ve onları sevdiğimi belirtmek istiyorum. Köpekleri toplayıp sürü şeklinde bir mahalle arasına tekrar koyverilmesi olayını mantıklı bulmuyorum ve korkuyorum. Kanalınız aracılığıyla yetkili kurumlara bu durumun düzeltilmesi adına sesleniyorum," dedi.
Ordu'da 18 ayda 780 kilometre yol asfalt ile buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, liderliği devam eden çalışmalarda mahalle ve grup yol standardı yüksek bir yapıya kavuştu. Vatandaşların ise yıllardır süren hayalleri gerçek oldu. Orbel Fatsa çalışanları Demireli Bebek için kollarını sıvadı. 10 Kasım günü Fatsa Orbel Otopark geliri Demireli Bebek için bağışlandı. Her şey Demir Ali için. Teşekkürler Fatsa, teşekkürler Orbel. SMA olarak adlandırılan kas kaybıyla zayıflığına yol açan ve Türkiye'de her 6000 doğumda bir görülen hastalık ile mücadele eden Demir Ali Bayraktar'ın gen tedavisi için kısa bir zaman kaldı. Tüm Türkiye'de Demir Ali Bebek için duyarlılık gösterilirken özellikle Ordu ve ilçelerinde gerek kurulan standlar gerekse kampanyaya çeşitli katılımlar ile bağışlar toplanmaya devam ediyor. Her şey Demir Ali için. Teşekkürler Fatsa, teşekkürler Orbel. Kampanyaya sessiz kalmak istemeyenler içerisinde Orbel Fatsa çalışanları da 10 Kasım günü otopark fişlerini Demir Ali Bebek için kesti. Bir günlük hasılat Demir Ali Bebek'e bağış yapılırken çalışanlar da Fatsalara teşekkür etmeyi unutmadı. Her şey Demir Ali için. Teşekkürler Fatsa, teşekkürler Orbel. Döviz ve altın piyasalarının son durumunu sizler için araştırdık. Döviz ve altın fiyatlarındaki son durumu sizler için araştırdık. Haftaya iniş trendiyle başlayan döviz ve altın fiyatlarındaki parametreler halen düşüşü gösteriyor. ...12 Kasım Perşembe günü itibariyle piyasalarda altının gramı 466 TL'den, çeyrek altın 780 TL'den, dolar 7.75 TL'den, euro ise 9.14 TL'den işlem gördü. Önümüzdeki günlerde de piyasalardaki olumlu gidişatın devam etmesi bekleniyor. Şimdi de ekranlarınıza Ordu MOBESE kamera kayıtlarına takılan ilginç kaza ve kavga görüntülerini getiriyoruz. We'll be right back.
Gündeme dair gelişmelerle sizlerle beraber olduk. Haberlerimizin detaylarını ve daha fazlasını Ünye'nin haber portalı, sosyal medya ve YouTube kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın akşam görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.